Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya çok kritik bir dönemden geçiyor. Dün de maalesef doğu sınırlarımızda bir başka kriz yeniden alevlendi. Ermenistan uluslararası hukuka aykırı olarak Azerbaycan ile olan ateşkesi bir kere daha bozdu. Azeri yerleşim yerlerine ve sivilleri yerlerini ve sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden bu tutumunu kabul edemeyiz. Bu uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu terördür. Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali zaten bölgemizde kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir. <laughs> Çatışmaların yaşandığı coğrafya ülkemizin Kafkasya ile bağlantısı için stratejik önemdedir. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattı gibi önemli uluslararası stratejik tesisler çatışma bölgesine yakındır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti olarak olayları tüm boyutlarıyla dikkatlice değerlendirmeliyiz. Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız. Yukarı Karabağ meselesinin barışçı yollarla çözümü için öncelik bellidir. Ermenistan daha önce işgal etmiş olduğu bölgelerden askerlerini derhal geri çekmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan'ın acısı bizim de acımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir. Değerli basın mensupları. Türkiye pek çok cephede birden sıkışma riskiyle karşı karşıya. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya sınırımızın hemen yanında bir terör koridorunu ilmek ilmek örüyorlar. Türkiye'nin PKK YPG'ye saldırmayacağını Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki özel temsilcisi James Jeffrey açıklıyor. Peki ülkeyi yönetenlerin bu vahim iddiaya karşı sesleri çıkıyor mu? Hayır. Ege'de Yunanistan Lozan'a aykırı şekilde burnumuzun dibindeki adaları silahlandırıyor. Kendisine ait olmayan adacıkları işgal ediyor. Ülkeyi 18 yıldır yöneten hükümetin savunma bakanı bu durumun yeni farkına varıyor. <laughs> Doğu Akdeniz'de Fransa yanına Avrupa, Amerika, Avrupa Birliği'ni ve diğer bölge ülkelerini de alarak bizi kıyılarımıza sıkıştırmaya çalışıyor. 18 yıllık iktidarın kifayetsiz dış bakanı ise işini yapıp diplomasıyla hasım azaltacağına ülkemizin tapu senedi Lozan'la uğraşıyor. Azerilerin, Azeri kardeşlerimizin çok güzel bir atasözü var. Mazine gülle atsan İstikbal seni topa tutar. 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Cumhuriyetimizle ve cumhuriyeti kuran kadrolarla kavga etmekten bıkmadılar. Buradan saraya bir kez daha bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Ülkemizi dış politikada ve ekonomide içine düşürdüğünüz ateş çemberinden nasıl çıkaracağınıza kafa yor. Uluslararası ilişkilerde yalnızlığımızı bitirip askerimizin üzerindeki yükü azaltmak için başta Suriye, Mısır ve İsrail ile diplomatik ilişkileri derhal başlatın. Dışarıda işleri kolay kılmak için içeride gerginliği azaltın. Dış politikaya ihvan gözlükleriyle bakmaktan ve dış politikayı iç siyasete malzeme etmekten artık vazgeçin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milli meselelerin çözüm adresi haline getirin ama saray ülkeyi ve milleti rahatlatacak bu önlemleri almak yerine siyasi ömrünü uzatmaya çalışmakla meşgul. Koltuğunu korumak için her yolu mübah görüyor. Suriye'de artık PKK YPG terör örgütüne saldırmayacağız diye Amerika'ya söz veren saray 6 yıl önceki Kobani olayları üzerinden içeride HDP'ye siyasi operasyon düzenleyerek bu rezaletin üstünü örtmeye ve şahsım devletine muhalefet edenlere Gözdağı vermeye çalışıyor. 6 yıldır süren Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali olduğuna dair kararlar verilmiş, beraatlarla sonuçlanmış bir dava yeniden açılıyor. İnsanlar tutuklanıyor. Şimdi insan soruyor tabii. 6 yıldır nerelerdeydiniz? 6 yıl boyunca bu devletin polisi, savcısı buna ilişkin suçlarla ilgili bilgileri, belgeleri toplayamadı mı? Daha birkaç gün önce düğününden çıkıp eşiyle apar topar saraya koşan, saray savcısının eliyle başlatılan bu siyasi operasyonun amacı gayet açıktır. Her şeyden önce borç alanın emir aldığını ve bu çerçevede PKK, PYD'ye ABD zoruyla verilen operasyon yapmama güvencesini gözlerden kaçırmak. İçeride zaten daralmış demokratik zemini daha da daraltmak, ülkeyi kutuplaştırarak yönetmek. Böylece siyaseten bitmiş ömürlerini mümkün olduğunca uzatabilmek. Ama bunları yaparken ülkenin bölünmez bütünlüğünü ciddi ölçüde tehlikeye attıklarının da farkında bile değiller ya da umursamıyorlar. Ülkemiz bu müflis bezirgen siyasilerin elinde oradan oraya savruluyor. Zamanında bazı bakanların önüne yatarım dediği Reza Zarrab'ın kuryesi Amerika'da konuştu. Kurye, Zarrab'ın Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttığını açıkladı. İddiaya göre bu rüşvetin büyük bir kısmı tek bir kişiye gitmiş. Kim bu 10 milyonlarca doları alan kişi? Masak ne yapıyor? Bu iddiaları araştıracak Türkiye'de yürekli bir savcı yok mu? Neden dışarıda bir kez daha aleniyet kazanan bu iddialar içeride yerli medyada yeterince yer almıyor? Kirli bir medya düzeniyle her türlü pisliğin üstünü örteriz diye düşünüyorlar. Özgür medyayı ise baskıyla, tehditle susturmaya çalışıyorlar. Müyesser Yıldız gibi basınımızın yüz akı bir gazeteci halen içeride tutuluyor. En son Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası verdiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar gerçekler er ya da geç öyle ya da böyle ortaya çıkıyor. Biz Halk TV'ye yapılan bu operasyonu bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Değerli basın mensupları, saray iktidarının büyük ortağı siyasi ömrünü uzatmak için yargı eliyle demokrasimize operasyonlar çekerken, küçük ortağı da kendi yakınlarını hapisten çıkarmakla meşgul. Sarayın bekçisinin mahkemelere yaptığı son baskıyla tahliye edilen bu şahıs, tahliye edilen şahıs kim? Öcalan'ı paşa yapalım. Diyarbakır Ahmet olabilir. Türk ordusu lağvedilsin diyen biri. Peki bu tahliye için sarayın bekçisine kutlama ve teşekkür mesajları nereden geliyor? Okyanus ötesinden Pensilvanya'dan geliyor. Sarayın bekçisi kimlerle dans ediyor? Milletimiz olan biteni görüyor, bunların notlarını veriyor, önüne gelecek ilk sandıkta da bunlara yerlerini gösterecek, evlerine gönderecek. Değerli basın mensupları, istatistiklerle oynamak, bunları kullanarak her türlü yananı söylemek, saray hükümetinin büyük siyasi sermayesi olmuş. Salgın döneminde hasta ve ölüm sayıları ile ilgili, ölü sayıları ile ilgili istatistiklerle de oynanıyor. Hastalıkta yaşamını yitirenler hakkında dahi millete doğrular söylenmiyor. Bilim kurulu üyeleri bile artık dayanamıyor. Açıklanan hasta sayılarının gerçek sayılar olmadığını hepimiz biliyoruz diyor. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Seyit Torun geçtiğimiz günlerde bazı verileri kamuoyuyla paylaştı. Ben bir daha tekrarlayayım. Ülke genelinde değil, sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı yönetimindeki 11 büyük şehrimizde 1 ile 25 Eylül tarihleri arasında bulaşıcı hastalık nedeniyle vefatların sayısı 1604 olmuş. Aynı dönemde tüm Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklananların sayısı ise sadece 1488. Yani nüfusun yaklaşık %50'sini temsil eden de 1600 küsur tamamında 1488. Şimdi sadece 11 büyük şehrin mezarlıklar müdürlüklerinden alınan resmi kayıtlardaki vefat sayılarının Türkiye geneli için verilen vefat sayılarından daha fazla olmasını nasıl açıklayacaklar? Gerçeklere gözlerimizi kapatarak Türk Tabipler Birliği gibi, Tabipleri Birliği gibi kuruluşlarımızı terörist ilan ederek sorumluluktan kaçamazsınız. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Biz de ülkeyi yönetenler salgınla mücadele eden hekimlerimizle mücadele ediyor. Tüm dünya sağlık ordusuna gözü gibi bakıyor. Biz de sağlıkçılarımıza yönelik şiddet her gün daha da artıyor. Umudunu yitiren hekimlerimiz geleceğini artık yurt dışında arıyor. Geçen yıl 1042, bu yılın ilk 9 ayında 702 doktorumuz yurt dışına çıkmak için Türk Tabipleri Birliği'nden denklik belgesi istemiş. Yaklaşık 4 tıp fakültesi mezunu kadar doktorumuzu bir anda yurt dışına kaptırıyoruz. Türkiye böylesine bir beyin güçünü, göçünü kaldıramaz. Bu arada sadece iyi eğitimli nüfusumuzu kaybetmekte kalmıyoruz. Bu liyakatsiz ve kifayetsiz yönetim elinde koskoca bir nesli kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıyayız. Yeni öğretim yılının hemen başında eğitim bilişim ağı eba çöktü. Sorumlu bakan çıktı pişkin bir şekilde demek ki çok talep var deyiverdi. Ülkemizde 4 milyon öğrenci olanaksızlıklar nedeniyle zaten uzaktan eğitime erişemiyor. Pek çok evde ne internet var ne de bilgisayar. Milletimizin bildiği bu gerçeği Milli Eğitim Bakanı bilmiyor. Gayet iyi biliyor. Ama aynı bakan iki yıl sonrası için müjde vermeyi de ihmal etmiyor. Dünya Bankası'nın desteklediği bir proje sayesinde Türkiye'nin eğitimde dijital platformu iki sene içerisinde tamamlanacakmış. Bir hafta değil, bir ayda değil, bir yıl iş değil, tam iki yıl sonra. Hatalarımızın dediği gibi Badel, Harabül, Basra yani Basra harab olup bittikten sonra. Bu salgın döneminde kullanamayacağımız, iki sene sonra anca hazır olacak platform kimin işine yarayacak? Türkiye internet hızında Avrupa sonuncusu. 18 yıldır iş başındalar. Dünya dijital çağ hızla ilerlerken saray hükümetinin elinde bu alanda da ülkemiz yaya kaldı. Sayın Genel Başkanımız salgın döneminde eğitimin aksamaması için 14 maddelik bir öneri paketi açıkladı. Önerilerden önerilerden bir tanesi de bu zor günlerde eğitim alamayan öğrencilerimiz için Evrensel Hizmet Fonu kaynaklarının kullanılmasıydı. Bu fonda toplam 11 milyar lira birikmiş. 11 milyar lira az para değil. Bununla eğitimdeki pek çok sorunumuz çözülebilir. Tabi bu paralarda şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralarla aynı kaderi paylaşmadıysa. Biz buradan önerimizi bir kez bir kere daha tekrarlıyoruz. Evrensel Hizmet Fonu'nda toplanan paralar salgın döneminde eğitime erişemeyen gençlerimiz için kullanılsın. Son 18 yılda AK Parti'nin ideolojik vesayeti altında yaşanan gitgeller sonucunda bir ucubeye dönen eğitim sistemiyle zaten pek çok nesli kaybettik artık bir nesli daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Değerli basın mensupları, kifayetsiz ve liyakatsiz kadroların elinde yönetilemeyen en önemli alan ekonomi. Milletvekillerimiz salgında gerekli önlemleri de alarak bölgelerindeki esnaflarımızın nabzını tutmaya çalışıyorlar. Esnafın sanatkarın gözüne bu dönemde uyku girmiyor. Destek diye verilen kredilerin geri ödeme günü geldi çattı. Ötelenen vergi ve prim borçları ile faizlerin ödeme günü de geldi. Esnaflarımız bu faizlerin silinmesini, ödemelerin bir kısmının da uygun şartlarda ertelenmesini istiyor. Yüz yüze eğitimin ne olacağı belirsiz. Okul servisçileri dertli, kantinciler dertli, kahvehaneciler dertli, kültür, eğlence, sanat dünyasında Sanat dünyası da büyük bir kriz içinde. Salgından en çok etkilenen kesimlerden biri de birisi de sanatçılarımız. Özel tiyatroların vergi borçlarının silinmesi, salon kiralarına devletin destek olması, kültür ve sanat dünyası için özel bir destek paketi açıklanması ülkemizde kültür yaşamını ayakta tutmak için şart. Yandaş müteahhitlere dolarla garanti ödeyenlerin sanata, sanatçıya ve esnafa Hiçbir şey vermemesi aslında ibretlik bir durum. Bu pandemi sürecinde milletine dünyada en az destek verdiği uluslararası istatistiklerle tescil edilen sarayın damadı çıkmış. O desteği verdik, bu desteği verdik. Krizden en az biz etkileneceğiz diye sosyal medya paylaşımları yapmakla meşgul. Esnaflarımız, sanatçılarımız ise canımızdan bıktık, açız aç diye bağırıyorlar, canlarına kıyıyorlar. Bu feryadı ne duyan var ne de dinleyen. Saray sosyetesi sosyal medyadan sosyetik harikalar diyarı mazalları anlatarak bu çığlıklara kulaklarını tıkıyor. 40 sene vergisini veren esnafa 40 gün destek veremeyen, 5 maskeyi millete parasız dağıtamayan, salgında millete iban gönderip para isteyenler şimdi çareyi milletin gözünü boyamakta, algıyı yönetmekte buldular. Beyler 45 yıldır faaliyet gösteren fabrikaları yeniden açıyorlar. Bununla da milleti kandırırız sanıyorlar. Devlet ve kurumsal kapasitemiz hiçbir dönemde bu kadar erozyona uğramadı. Ne ayıp, ne yazık, ne de günah dinleniyor. Bugünün sorunlarından kaçmak için geleceğe dair pembe tablolar çizip duruyorlar. Salgında bir başına milletimizi bir başına bıraktılar. Şimdi salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturunca ekonomi yeni rekorlara koşacak diye çıkıp millete masal anlatıyorlar. Bu arada dolar rekorlar kırıyor. Paramız pul oluyor. İşsizlik rekorlar kuruyor. Dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlıyor. Ama bunların hiçbiri bunlar için dert değil. İdeolojik saplantılarla kerameti kendinden menkul teoriler uydurdular. Faiz enflasyonun sebebidir dediler aklı bilimi bir kenara attılar. Söz dinlemeyen Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar. Sonuç ne oldu? Tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar. Kerameti kendinden menkul teorilerini çöpe attılar. İki yıldır emir komutayla indirilen faizleri şimdi tefecilerin emir ve komutasıyla yeniden arttırdılar. Yerine söz dinleyen Merkez Bankası getirdikleri içinde de Merkez Bankası bağımsız faizi Merkez Bankası arttırdı, biz arttırmadık, arttırmadık gibi lafları söyleme imkanları da kalmadı. Bu konuda bugünlerde ağızlarını bıçak açmıyor. Her konuda konuşuyorlar ama bu konuda tık yok. Onun yerine eski tesisleri yeniden açarak, yargıyı 6 yıl öncesindeki konularda yeniden dava açtırarak, beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. <laughs> Faizin sebep, enflasyonun sonuç olmadığını öğrenmeleri için erittikleri 120 milyar dolar rezervin hesabını kim verecek? Daha bugün açıklandı. Ağustosta net rezerv kasası, swap makyajını sildiğinizde 37 milyar dolar açık vermiş. Yani merkez bankasının döviz borcu, döviz varlıklarını. 37 milyar dolar aşmış. 2001 krizinde bile net rezervler bu seviyeye düşmemişti. Bu çok ürkütücü bir rekor. Sene başında 5 lira 95 kuruş olan dolar dün gece 7 lira 80 kuruşunda üzerine çıktı. Şu anda da 7 lira 80 kuruşa yakın seyrediyor. Milletin kasasından Havro ise 9 lirayı aştı. Milletin kasasından satılan milyarlarca dolara ve son olarak arttırılan faizlere rağmen Türk lirası sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 23 değer kaybetti. Ülkemizde şirketlerin net döviz borcu 163 milyar dolar. Kurdaki bu net art bu artış nedeniyle bilançolara yansıyacak kur farkı zararı yani şirketlerin zararı. 280 milyar lirayı buluyor. Bunun hesabını kim verecek? Kim bunun sorumlusu? Şehir hastanesinde köprüsüne, otoyolundan havalimanına kadar milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak diye projeleri yaptılar. Sonra bu projeler için verilen garantilerin toplamı 150 milyar doları aştı. Kurdaki artış nedeniyle bu projelerden milletin sırtına binen yük 256 milyar Türk lirası. 83 milyonlu koskoca ülke 5 müteahhit için çalışır hale geldi. Haftanın, hafta sonunda sarayın kibirli adamı çıktı. Milletin sırtına yıktıkları 256 milyar Türk lirası yükün hesabını vermek yerine bu havuz müteahhitlerini kim eleştirirse onların hedefi Türkiye yurt dışına bağımlı kılmaktır dedi. Hay Allah müstahakını versin. Bu projelerin ihalesini dolarla avroyla sen yapmadın mı? Geçmeyen yolcu, yatmayan hasta için dolar ve avroyla garantileri sen vermedin mi? Bu 5 müteahhidin yaptığı projelerde bir sorun çıkarsa yetkili mahkemelerin İngiltere'de, Londra mahkemeleri olacağını sen belirlemedin mi? E bu durumda Türkiye'yi dışarıya ve yabancılara bağımlı yapan kim? Sensin. Sen sizin kamu özel işbirliği dediğiniz model dünyada kalmadı. Sizin yaptığınız her alanda, yap, sizin bu yaptığınız her alanda yaptıklarınız gibi tam bir ucube. Riskler ve zararlar devletin, garantiler ve karlar özelin. Yani beş tane müteahhitin. Ne güzel model. Şunu çok net ifade ediyoruz. Bu ülkede namusuyla çalışan vergisini veren, yatırımını yapan, istihdam ve katma değer yaratan her iş ve iş insanı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında baş tacıdır, baş tacı olacaktır. Biz hukukun üstünlüğüne, iktidarların hesap vermesine, mülkiyet hakkına, devletin düzenleyici, denetleyici rolünün olduğu piyasa ekonomisine ve sosyal adalete önem veren bir ekonomi anlayışına sahibiz. Ama her kim milletimizin iffetli analarına edepsizce laflar ederek, her kim tüyü bitmedik yetimin kanını sürük gibi emerek, her kim için özel vergi afları çıkarılıyorsa, her kim için ihale kanunu sürekli değiştirildiyse, her kim için ihale sonrasında teşvikler getirilip ihaleye fesat karıştırıldıysa, her kim millet inim inim inlerken dolarla avroyla verilen garantilerin üstüne yatıyorsa, Elbette bunun hesabını da sormak boynumuzun borcudur. Artık ne yaparlarsa yapsınlar mızrak çuvala sığmıyor. Arpa unundan kadayıf olmuyor. Bu ucu rejimden de hiçbir şey olmuyor. 18 yılda Türkiye bütçesinden 488 milyar dolar faiz lobilerinin cebine koymuşlar. AK Parti döneminde her gün 76 milyar milyon dolar her saat 3 milyon dolar faiz ödenmiş bu faiz lobilerine. Bu faturayı da saraydaki kasalardan değil milletin cebinden ödemişler. Ve korkarız milletimiz önümüzdeki günlerde çok daha yüksek bir faiz yüküyle karşı karşıya kalacak. Önümüzdeki bir yılda çevrilmesi gereken dış borç miktarı 176 milyar dolar. Şimdi alacaklılar kapıya dayanmaya başladı. ABD Büyükelçisi çıktı. Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarından Amerikan firmalarına 2,3 milyar dolar borcu olduğunu, bu borç ödenmezse ilaç sevkiyatında sıkıntı olacağını söyledi. Sen ABD'ye salgınla mücadele için tıbbi malzeme göndermekte böbürlenmiyor muydun? Bak şimdi o çıkıyor borcunu öde yoksa tıbbi malzemeyi keserim diyor. 18 yıldır el atına binip çalım sattılar. Şimdi o el emanet verdiği atı geri istiyor. Ülkenin sınırları yangın yeri. Paramız pul olmuş. Büyüme sıfır. işsiz sayısı 11 milyon kişiye dayanmış. İçeride ve dışarıda bu yönetime güven dip yapmış. Ama saray bunları çözeceğine hayali temeller atmak, hayali fabrikalar açmakla meşgul. Derli basın mensupları. Güven ruh gibidir. Ayrıldığı bedene bir daha dönmez güveni sağlamak için çok kapsamlı bir stratejiye ihtiyacımız var. Ama bıraktık kapsamlı bir stratejiyi, ortada halen orta vadeli program bile yok. Kanunen Eylül ayının ilk hafta sonu açıklanması gereken bu döküman, bütçenin yapılabilmesi için, Eylül ayı biterken halen açıklanmadı. Bu ucube sistemde kuralsızlık yeni kural oldu. Ama milletimiz yapılan her işi görüyor. Bunların notunu veriyor. Vakti geldiğinde de bu kifayetsizlere, bu liyakatsizlere yerini gösterecek. İlk sandıkta bunları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular var. Öncelikle Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen soruları ileteceğim. Ee, CHP Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz bir televizyon kanalının canlı yayınında Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor ifadelerini kullandı. Çeviköz'ün sözlerini siyasilerden de çok tepki geldi. Sosyal medyada da gündeme oturdu. Sizin bu sözlere ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Konuşmamda Azerbaycan'la ilgili duruşumuzu MK'mızın Azerbaycan'la Azerbaycanlı kardeşlerimizle ilgili duruşunu açık seçik ifade ettim. Burada bir kere daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Evet. Efendim Ulusal Kanal'ın bir diğer sorusu da şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrasi Gelişim Enstitüsü'nün toplantısına katılmasından sonra ana dilde eğitim tartışması başladı. Bazı köşe yazarları Kılıçdaroğlu'nun o toplantıda ana dilde eğitimi önerdiğini yazdı. CHP'nin yurttaşların ana dilini öğrenmesini mi savunuyor yoksa ana dilde eğitim öğretim verilmesini mi öneriyor? Genel Başkanımız böyle bir öneride bulunmadığını açık seçik ifade etmiştir. Benim daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Evet. Efem CNN Türk tarafından yönlendirilen sorular var. CNN Türk'ün ilk sorusu. Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'li siyasetçilere yönelik yaşanan gözaltılar var. HDP bunu siyasi olarak nitelendiriyor ve diğer partilere yönelik dayanışma çağrısı yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili tutumu ve değerlendirmesi nedir? Açıkçası şunu ifade edeyim. Yani ben burada şöyle bir soru beklerdim. İktidarın Kobani ile ilgili soruşturma açmak için neden 6 yıl beklediğini düşünüyorsunuz? Neden 6 yıldır Kobani ile ilgili olarak gerekenler yapılmadı sorusunu bekliyordu. Çok açık söyleyeyim. Burada e, iyi niyet olmadığı açıktır. Burada bir şeylerin üstünü örtme, bir şeylerin e, intikamını alma amacıyla yargının kullanıldığı ortadadır bu konuyla ilgili görüşlerimiz de çok açık bir şekilde. Konuşmamda ifade ettim görüşlerimizi. Evet. Efendim Yine CNN Türk'ün e, sorusunun devamında şöyle. E, bu sürecin HDP'yi kapatma davasına evrileceği iddiaları da var. Bu e, yorumla ilgili sizin görüşünüz nedir? Hangi parti için olursa olsun bizim yaklaşımımız siyasi partileri millet açar millet kapatır. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var efendim. Doğu Akdeniz'de tansiyon son dönemde karşılıklı açıklamalarla düştü. Cumhurbaşkanı tüm aktörlere bir masa etrafında oturmaya hazırız dedi. Doğu Akdeniz'deki bugünkü tabloyu Cumhuriyet Halk Partisi nasıl değerlendiriyor? Doğu Akdeniz sorununun gerçekten bir masanın etrafında diplomatik çabalarla çözülmesini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman destekledik. Ee, ama şu soruyu da soruyoruz. Bugüne kadar neyi beklediniz? Evet, efendim. E, Kanal Ankara tarafından yönlendirilen bir soru var. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın geçtiğimiz günlerde ittifak ile ilgili bir açıklaması oldu. Poyraz, CHP, AK Parti, MHP ve diğer partiler siyasi rakibimizdir dedi. Buradan hareketle olası bir erken seçimde ittifak e, olabilir mi? Ortak Cumhurbaşkanı adayı gündemde mi? <laughs> bir ittifakın oluşabilmesi için gerekli olan ana prensipler etrafında e, uzlaşabildiğimiz yani demokratik parlamenter rejimin güçlü rejimi, bir yeni demokratik parlamenter rejimin kurulması konusunda aynı noktada olabileceğimiz e, ve diğer konular e, açık seçik ortada. Bu nedenle hani ben diğer bir partinin temsilcisinin söylediği konularla ilgili ee, bir görüş burada serdetmek istemem ama ortada olan şey e, gerçekten Türkiye'de demokrasiden yana olan demokratik yeni bir yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter rejimden yana olan istişareden yana olan siyasi partilerin veya onları destekleyen kitlelerin bir araya gelebileceği yönünde gelişmeleri çok açık seçik net görüyoruz. Ama şu var, tabii ki tüm siyasi partiler siyaset yapıyoruz hepimiz. Hepimiz birbirimizin rakibiyiz. Ama rakibimiz rakip de olsak birleşeceğimiz, bir araya geleceğimiz, birlikte olacağımız ana prensipler ortadadır. Ben bu prensipler etrafında uzlaşılacağı kanaatindeyim. Demokrasiden yana olan tüm partilerin uzlaşabileceği kanaatindeyim. Teşekkür ederim.